Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü test klasımızı oluşturacağız. Var olan bir klası test edeceğiz ve %100 kod coverage'a ulaşmaya çalışacağız. Bu kez bir öncekinden biraz daha farklı iki tane metot oluşturacağız. Dediğim gibi basitten zora doğru gidiyoruz. Bir öncekinde tek metodumuz vardı. Şimdi iki metot oluşturup iki metodumuzu da test etmemiz gerekiyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Direkt konsola gidip orada senaryomu anlatmaya başlayacağım. Konsola gidiyorum. Daha sonra oluşturduğum class'ın içini boşaltıyorum. Test class'ın içini de boşaltıyorum. Şu şekilde. Ve önce class'ımızı oluşturalım. Daha sonra bu class'ımızı biz test edelim ve %100 coverage'a ulaşmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, oluşturmaya çalıştığım program şu. İki tane metot oluşturacağım. Birinci metot kilometreyi mile'a çevirecek. İkinci metot ise mile'ı kilometreye çevirecek. Öyle bir kod yazmaya çalışacağız. Şöyle. Birinci metodumuzu yapalım arkadaşlar. Public static. Sonucum decimal olabilir. Çünkü sonuç decimal olur. Hani çevirince ondalık sayı olacağı için return'üm decimal olsun diyorum. Non void yapıyorum. Diyorum ki ne diyorum? Kilometer to mile diye bir metot oluşturuyorum. İçine parametre geçiyorum arkadaşlar. Ona yine decimal diyebilirsiniz. Decimal diyorum. Buna da kilometre diyelim. Şu şekilde kilometre koyacağız ve mile olarak sonuç alacağız. Birinci metodum bu arkadaşlar. Peki kilometre mile'a nasıl çeviriyoruz? Onu hatırlayalım. Öncelikle şöyle diyelim. Bir decimal alalım. Buna mile diyelim. Mile yani şeyin yazdığımız kilometrin mile'a dönüşmüş hali diyelim. Eşittir. Bizim yukarıda oluşturduğumuz kilometre çarpı kilometre mile'a çevirirken arkadaşlar 5 ile çarpıp 8'e bölmeniz gerekiyor. 5 ile çarpıp 8'e bölmek demek sanırım 0,625 ile çarpmak gibi oluyor. O yüzden direkt 0,625 ile çarpabilirsiniz. Bu şekilde kilometreyi mile'a çevirebilirsiniz. Şu anda bizim yukarıda girdiğimiz kilometremiz 0,625'e çarpıldıktan sonra mile'a dönüşmüş olacak. Burada return'ümüz ne olsun arkadaşlar? Return'ümüz mile olsun şu şekilde. Return'ümü yazıyorum arkadaşlar. Evet. Bunu kaydediyorum. Hiçbir hata mesajı almadığımı görüyorsunuz. Şimdi ikinci metodumu oluşturuyorum. Public static yine decimal diyorum ama bu kez ne diyoruz? Mile to kilometre diyorum. İçine yine decimal ama bu kez mile geçiyoruz arkadaşlar. Mile'i kilometreye çevireceğiz. Aynı şekilde decimal ki bu kez kilometre eşittir ne olsun arkadaşlar? Mile çarpı mile'i kilometreye dönüştürürken ise arkadaşlar 8 ile çarpı 5'e bölmeniz gerekiyor. Yani 1,6 ile çarpmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra return kilometre derseniz kilometreye return yapmış oluruz. Bizim kilometremiz decimal olduğu için return'ümüz de decimal olduğu için problem vermiyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki ifadenin sonucu neyse şuradaki ifade de aynı sonucu vermesi gerekiyor. Bu decimal ise bunun da decimal olması gerekiyor. Aynı şekilde burada şu iki ifadenin ikisinin de decimal olması gerekiyor. Ben biliyorum ki kilometreyi mile'a çevirince sonuç olarak bir decimal alacağım için problem yaşamıyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu şekilde iki tane metodu olan bir class oluşturduk. Şimdi bu class'ı bizim test etmemiz gerekiyor. Madem iki tane metodumuz var, iki tane de test metodu oluşturup içinde biz bu metotları çağırmamız gerekiyor. Şöyle, birinci metodum dediğim gibi is test yazmanız gerekiyor. Metottan önce is test yazıyorsunuz. Sonra public static void şeklinde void olması gerekiyor. Void şeklinde test kilometre to mile diyelim. Birinci bunu yazalım. Şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Test metodumuzu oluşturduk. İçine parametre geçmiyoruz. Şimdi biz buradaki metodumuzu çağırmamız gerekiyor.
plus name nokta, buradan method name'i alıyorum ve içinde tek bir parametre geçiyorum. Diyelim ki 120 kilometreyi mile'a çevirmek istiyoruz. Ama dediğim gibi bunu bir ifade, bir değişkene eşitlerseniz system assert metodunu kullanabilirsiniz. O yüzden ben buna ne diyorum arkadaşlar? Decimal result diyorum. Şu şekilde eşittir buna. Şimdi system nokta assert deyip şunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Assert equals expected actual. Expected dediği benim beklediğim. Actual dediği ise gerçekten bizim test metodunun hesaplayıp bulduğu. Öncelikle benim hesaplamam gerekiyor ki şuraya onu yazayım. Öncelikle gidiyorum arkadaşlar. Şu result'ı direkt buraya koyabilirsiniz. Şimdi expected'i bulalım. Biz kendimiz hesaplamamız gerekiyor. Ne var elimizde arkadaşlar? 120 var. Peki 120'yi decimal'a çevirince hangi sonucu alıyoruz? Ben direkt hesap makinesi kullanarak yapıyorum. Şuraya yazabilirsiniz. 120 çarpı 8 ya da ne demiştik? 0,625 diyorum. Sonucum 75 arkadaşlar. Benim beklediğim sonuç 75 görüyorsunuz. Ben bu 75 sonucunu elde etmem gerekiyor. Buraya 75 yazıyorum. Bu benim elde ettiğim sonuç. Yani manuel olarak hesapladığım sonuç. Peki gerçekten sistemin hesapladığı, yani bizim test metodumuzun hesapladığı sonuç aynı mı? Onu bulalım. Kaydediyorum. Şuraya noktalı virgül koyalım. Kaydedelim. Bu bizim arkadaşlar birinci metodumuz. Şu anda bunu run yapsak ne yapacağız? Bir run yapalım görelim arkadaşlar. Diyelim ki sadece birinci metodu test ettik ve run yapıyoruz. Bakalım yüzde kaç kod coverage alacağız. Run diyorum. Teste geliyorum. En alta geliyorum. Problem gözükmüyor. Şurada. Problem gözükmüyor. Ama içine gelince problem var mı? Yok. Ama arkadaşlar görüyorsunuz çok önemli. Apex kod yani bizim klasımız %50 oldu. Neden 150? Her şeyi doğru yaptık. Neden 150? Çünkü ikinci metodumuzu test etmedik. Üzerine tıklayınca gösteriyor arkadaşlar. Tamam diyor. Birinci metodun tamam. Ama ikinci metodumuzu daha test etmedik. O yüzden bize %50 kod coverage veriyor. Ne yapacağız? Tekrar geleceğiz. Buraya geleceğiz. Tekrar aynı şekilde ikinci metodumuzu da is test diyeceğiz. İkinci bir metot, yani test metodu oluşturacağız. Public static şu şekilde void ne diyeceğiz? Test my to kilometre diyeceğiz ve bunu test edeceğiz arkadaşlar. İçine parametre geçmiyorum. Aynı şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizim şu metodu çağırmamız lazım. Aynı şuradan alabilirsiniz. Neydi bizim class name? Apex code nokta. Ondan sonra bizim method name ne? Gidip kopyalayıp alabilirsiniz. Mile to kilometre alıyorum. Buraya koyuyorum. İçine bir parametre geçmem gerekiyor. Diyelim ki 80 geçtik. Daha sonra bunu kapattık. Dediğim gibi bunu bir değişkene eşitleyebilirsiniz. Onu sistem assert'in içine kullanmak için decimal diyorum. Buna da result diyorum. Eşittir diyorum. Şu şekilde şimdi sistem nokta evet assert şeyini kullanabiliriz. Neredeydi? Şunu kullanmamız gerekiyor. Benim expected'ı kendim hesaplayacağım manuel. Actual ne arkadaşlar? Actual bizim şuradaki result. Bunu buraya koyuyorum. Eğer benim metodumun bulduğu result ile benim manuel hesapladığım aynıysa demek ki problem yok. Şimdi hesap makinesi kullanıp bulalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 80 çarpı şunu önce bir silelim. Bunu şuradan silmemiz gerekiyor. Refresh mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Tamam 80 çarpı 1,6 demiştik. 1,6 ile çarpıyorum. Eşittir diyorum. 128. Benim 128 sonucuna ulaşması gerekiyor. Oluşturduğumuz class'ın arkadaşlar. 128 yazıyorum. Daha sonra bunu save yapıyorum. Problem var mı? Bakıyorum. Tek bir problem var. Noktalı virgülü unutmuşum. Save diyorum. Şu anda arkadaşlar benim Apex klasımda iki tane metodum var. İkisi içinde ayrı ayrı test metodları oluşturdum. Görüyorsunuz. Test metodları oluşturdum. Şu anda run yapıp sistemin hesapladığı sonuç ile benim hesapladığım sonuç aynı mı değil mi ona bakacağız.
Zaten birinciyi test etmiştik. %50 sonuç almıştık. Şimdi ikinciyi de test edip %100 sonucuna ulaşmak istiyoruz. Run test diyorum. Ve bakıyorum arkadaşlar. Görüyoruz. Testte bir problem yok. İçine bakıyorum. Problem yok. Daha içine giriyorum. Ne diyor? Test kilometre mile. Birinci metodumuz başarıyla geçmiş. Şuradan görebiliyorsunuz. İkisi de başarıyla geçmiş. Peki kodumuza bakıyoruz. Kodumuz ne diyor? %100 diyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde de bir önceki videomda gösterdiğim örneğe benzer ama bu kez iki farklı metot kullanarak test etmiş olduk. Dediğim gibi bu video serisinde sıfırdan basit örneklerle zor örneklere doğru devam edeceğiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.